Birimiz Emre Kaplan, hoş geldin. Hoş bulduk Melike, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz Emre. Biz burada İrfan Can transferi, İrfan Can Kahveci nereye gider diye konuşuyorduk. Biliyorsun Fenerbahçe'nin de devrede olduğunu, bir yandan Avrupa'dan da teklifler var. İlk İrfan Can'la başlayacağım ama sonrasında senin de anlatacağını tahmin ediyorum. Ben hep söylüyordum aslında sağ bek olacak mı diye. Şimdi isimlerle birlikte bazı gelişmeler var zannediyorum. İzleyicilerden de çok soru geliyor. Galatasaray'da transfer gelişmeleri ne durumda, sözü sana bırakayım. Melike, Galatasaray'da transferle ilgili harekat biraz aslında taraftarın da beklentisinin aksine geç kaldı ve son günlere artık taşındı. Şu an itibariyle ilk iki isim bugün resmi olarak açıklandı. Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru isimleri açıklandı. Bunlarla ilgili gelişmeleri zaten paylaşmıştık. Bugün kulüpte resmi olarak tüm detaylarıyla transferlerin durumunu ortaya koydu. Şu anda ve aslında sadece şu anda değil, transfer döneminin başından itibaren en çok konuşulan konu Galatasaray'da İrfan Can Kahveci transferi. Galatasaray yönetimi başkanlar düzeyinde Başakşehir Kulübü ile bir görüşme gerçekleştirmişti ama tabii bugün itibariyle yepyeni bir senaryo var önümüzde. Fenerbahçe'nin de devreye girmesiyle birlikte bambaşka bir durum ortaya çıktı. Galatasaray yönetiminin son yaptığı teklif İrfan Can için 4 milyon euro artı %50 sonraki satıştan bir pay üzerineydi ve bu teklifin de biraz daha yukarı çıkması bekleniyordu. Özellikle bonservis tarafında direkt ödenecek rakam konusunda Galatasaray kulübünün biraz daha yukarı çıkması bekleniyordu bir sonraki görüşmede. Ama tabii Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle bambaşka bir senaryo oluştu. Bugün yine A-Spor ekranında bu haberi paylaşmıştık. İrfan Can'ın bir sakatlık durumu da var. Yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalma durumu var. Ama bu tabii ki transferle ilgili süreci çok fazla etkilemeyecek. İrfan Can evet belki bir süre sahalardan uzak kalabilir ama zaten uzun vadeli bir yatırım olarak görülüyor Galatasaray tarafından. Eğer transfer gerçekleşirse uzun süreli bir sözleşme yapılacak İrfan Can Kahveci ile ve Galatasaray yönetimi de yeni bir teklif hazırlığında İrfan için. 4,5 milyon euro dediğimiz gibi son teklif. Bunun biraz daha yukarısına çıkılması bekleniyor rakam olarak bonservis bedeli noktasında. Zaten sonraki satıştan da %50 bir pay teklif etmişti Galatasaray. Burada Galatasaray yönetiminin, Galatasaraylı yetkililerin elini belki de en güçlü konuma getiren konu İrfan Can'ın Galatasaray'da oynama isteği. Bu transfer süreci başladığından bu yana hem takım içerisindeki yakın ilişki içerisinde olduğu arkadaşları hem teknik heyetle birebir diyaloglarında İrfan Can bunu sıklıkla tekrar etmişti. Tabii şunun altını çizmekte fayda var. Bugün Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle bizi bambaşka bir senaryo bekliyor ama Galatasaray'ın şu anda en çok güvendiği konu İrfan Can'ın Galatasaray'da oynama isteğini sıklıkla dile getirmiş olması ki bunu zaten kamuoyu önünde de paylaştı İrfan Can. Sosyal medya paylaşımlarıyla, sosyal medyadaki hareketleriyle birlikte bunu kamuoyu önünde de paylaştı. Galatasaray Başkanı Sayın Mustafa Cengiz ve ikinci Başkan Sayın Abdurrahim Albayrak bir kez daha Göksel Gümüşdağ'la görüşecek. Artık bu nihai bir görüşme olacak. Son tekliflerini iletecekler ve İrfan'la ilgili durumun sonuçlanmasını bekleyecekler. Şu an bugün itibariyle son durumun bu olduğunu söyleyelim İrfan transferinde Melike. Peki şimdi Fenerbahçe'nin de devreye girmesiyle anladığım kadarıyla bir transfer rekabeti de ortaya çıkacak. İşte yeni bir teklif, aynı zamanda Avrupa'dan da teklifler olması. Şimdi ben Volkan'a sordum bu soruyu. O iki takıma da eşit mesafede olduğunu söyledi aslında İrfan'ın. Sence Fenerbahçe ve Galatasaray'ı düşündüğümüzde İrfan hangi tarafa daha yakın şu anda bu transferde Emre? Yani tabii burada oyuncunun isteği bir noktaya kadar belirleyici oluyor ki oyuncunun isteğinin bugün Fenerbahçe devreye girene kadar, bunu hep söylemiştik, Galatasaray'da oynama yönünde olduğunu az önce de ifade ettim aslında. Hem takım içerisinde çok yakın olduğu isimler var, onlarla birebir diyalogları, hem teknik heyetteki bazı isimlerle gerçekleştirdiği birebir diyaloglarda İrfan Can Galatasaray'a gelmek istediğini çok net bir şekilde ifade etti. Bunu çok açık ve net olarak söyleyebiliriz. Birebir diyaloglarda, birebir konuşmalarda İrfan Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi. Ama buradaki tek karar hakkı tabii ki oyuncuda değil. Kulüpler arasında maddi bir ortak noktanın bulunması gerekiyor. Ve bu noktada da bundan sonraki süreç biraz daha farklı ilerleyecek. O yüzden yani İrfan Galatasaray'a daha yakın, Fenerbahçe'ye daha yakın diye bir şey söyleyebilmemiz çok kolay değil. Çünkü tek belirleyici olan İrfan'ın isteği değil ama
İrfan Can'ın isteğinin Galatasaray'da oynamak olduğunu çok net bir şekilde zaten İrfan Can bunu kamuoyuna da verdiği mesajlarla iletti. Birebir görüşmelerde, birebir iletişimde de bunu net olarak ifade etmiş vaziyette. Peki Emre Kaplan, sağ bek transferini de sormak istiyorum sana. Malum Omar'ın rahatsızlığı orada Galatasaray'ın elini ciddi anlamda zorlaştıracak ve bu yüzden de bir arayışa geçildi. İsimler var gündemde. Hem o isimlerin en doğru aşamasını senden duyalım. Ne durumda sağ bek transferi Galatasaray'da? Melike, senin de söylediğin gibi Omar'ın durumu, Lines'in mevcut performansı, Şener'in yaşadığı sakatlık sağ bekte Galatasaray teknik heyetinin bir transfer isteğine sebep olmuş durumda. Burada da iki isim var. Geçtiğimiz hafta içerisinde görüşmelerin başladığı iki isim var. Bir tanesi DeAndre Yetlin, Newcastle United'da oynayan isim. Bir tanesi de kendilerle Strasbourg forması giyen. İki oyuncunun şöyle bir ortak noktası var. Sezon sonunda sözleşmesi biten iki isim ve bu iki oyuncu için de menajerleri vasıtasıyla geçtiğimiz hafta içerisinde Galatasaray yönetimi görüşmelerini gerçekleştirdi. Şu an itibariyle iki oyuncu için de aslında pozitif bir durum var ama Galatasaray teknik heyetinin ön planda tuttuğu isim, daha çok istediği isim DeAndre Yetlin. Oyuncu profili itibariyle biraz daha ofansif rolünü önemsediği için Fatih Terim o bölgede değerlendireceği ismin ofansif rolünü de önemsediği için Yedlin burada ön plana çıkıyor. Bu hafta içerisinde bir görüşme daha gerçekleşecek. Öncelikli görüşülecek ismin Yedlin olduğunu söyleyelim. Newcastle United kulübüyle bir kez daha masaya oturulacak. Dediğimiz gibi sezon sonunda sözleşmesinin bitiyor olması zaten Galatasaray'ın tercih sebebi ve makul bir bonservis bedeliyle oyuncunun kadroya katılması için Newcastle United'la görüşme gerçekleşecek. Eğer burada somut bir sonuç alınamazsa tekrar Kenny Lala ismine yönelinecek ve bu hafta içerisinde de zaten transfer döneminin bitmesine artık çok kısa bir zaman kaldı ama Cuma gününe kadar bu iki oyuncudan bir tanesiyle Galatasaray bu transferi, sağ bek transferini gerçekleştirmek istiyor. Dediğimiz gibi şurada altını çizebileceğimiz en önemli nokta teknik heyetin öncelikli isteğinin DeAndre Yetlin noktasında olduğu ve yönetimin de öncelikli görüşmesini Yetlin için gerçekleştireceği ama İki ismin de Galatasaray'a gelme noktasında olumlu düşünceleri var. Bu hafta içerisinde de sağ bek transferinde artık Galatasaray'ın somut bir aşama kaydetmesini bekliyoruz. Şimdi tamam, Emre Kaplan, DeAndre Yedlin ismini not aldı Galatasaraylılar. Şimdi gelme ihtimali olan, transfer çalışmaları sürdürülen oyuncular haricinde bir de sana son olarak gönderilme durumu olabilecek isimleri sorayım. Malum Muslera döndü. Diğer iki kaleciden biri gönderilebilir mi? Ya da takımda forma şansı bulamayan oyuncular kiralık gönderilebilir mi? Bu konuyla ilgili sarı kırmızılı takımda ne gibi gelişmeler ya da hareketlenmeler var? Aslında Galatasaray'da gönderilmesi planlanan isimler transfer döneminin başından beri belli Melike. En ön plana çıkan isim Falcao, Cagne ve Luyendama. Burada Luyendama tabii biraz daha bonservis geliri elde edilmesi adına ön plana konan bir isim. Ama henüz Luyendama için Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon önemli teklifler beklediği isimlerden bir tanesiydi. Premier Lig kulüplerinin ilgisini cezbeden bir isimdi. Fakat sakatlığından sonra bu durum biraz daha değişkenlik gösterdi. Şu anda da transfer dönemi başladığından beri aslında Luyendama için bir teklif bekleniyor. Ama Galatasaray yönetimini tatmin edecek bir teklifin ötesinde herhangi bir teklifin gelmediğini söyleyelim Luyendama için. Yanı sıra Cagney için West Bromwich'le görüşmeler vardı. Orada da çok pozitif sonuçlar alındığını söylememiz zor. Aslında A-Spor ekranlarında hem haberlerimizde hem bağlantılarımızda bu durumu birkaç gündür ifade ediyoruz. West Bromwich Albion'la Galatasaray'ın görüşmeleri vardı Cagney'in transferi için. West Bromwich kulübü Cagney'i sezon sonuna kadar kiralamak ve devam eden süreçte yeni sezonda Premier Lig'de yola devam etmeleri halinde bonservisini alma noktasında bir görüşme gerçekleştirdi. Galatasaray ise eğer bu transfer gerçekleşecekse zorunlu satın alma anlaşmasıyla oluşmasını istedi ve şu an itibariyle bir sonuç alınabilmiş değil. Dediğimiz gibi Cagney ve Luyendama'dan böyle bir durum ortaya çıkmadı. Gelir elde edilmesi planlanan isimler bunlardı. Falcao ile ilgili durum zaten malum. Sakatlık süreci devam ediyor. Galatasaray yönetimi Falcao'nun şu an takım içerisindeki maliyetini karşılayabilecek herhangi bir takım bulabilmiş değil. Ve bunun ötesinde de Falcao ile yolları ayırmanın herhangi bir formülü bulunabilmiş değil. Çünkü 1,5 yıllık daha sözleşmesi var. Ve gerçekten de ağır yükümlülükleri olan bir kontrat. Herhangi başka bir takıma gitmesi şu an itibariyle söz konusu değil. Sezonun ikinci yarısında da takımda kalabilecek gibi gözüküyor. Aslında senin pası atarken ilk etapta vurgu yaptığın konu Muslera'nın dönüşüyle birlikte 3 tane
kalecisinin olması Galatasaray'ın. Burada Okan ve Fatih arasında bir tercih yapılabilir. Buradaki tercih de Okan'dan yana olacak gibi gözüküyor. Fatih'in kiralanması söz konusu olabilir. Yanı sıra son haftalarda performansı yükselmeye başladı ama Sekidi Kalı'da uzun süredir Galatasaray'ın kiralama düşüncesi olan isimlerden bir tanesi. Bazı kulüplerle, özellikle Süper Lig'deki bazı kulüplerle görüşmeler devam ediyor Sekidi Kalı'nın kiralanması noktasında. Şu an Galatasaray'ın bonservis geliri elde edebileceği, ki aslında planlanan konu buydu. Elden çıkarılacak bir oyuncu için bonservis geliri elde edilmesi planlanıyordu. Bu çok söz konusu olacak gibi gözükmüyor. Özellikle Cagne konusunun çözülmemesiyle birlikte, ama kiralanması söz konusu olan isimler var. Bunlarla ilgili gelişmeleri de takip edip izleyicilerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim Melike. Emre Kaplan, çok teşekkür ediyoruz detaylı transfer raporun için. Kolay gelsin.